Açılışımıza hoş geldiniz sevgili misafirlerimiz. Biz birbirine sormak lazım bulunması konusunda. Yani oldu mu hani geldi mi evran döndü mü? Suları duruldu mu gönülleri oldu mu bir de sokak? Beri uğraşıyordum. Sayın Belediye Başkanıma, sizler adına çok teşekkür ederim. Düşündüğümüzün 10 katı daha güzel bir park açtı bize. Adana Merkezi ile beraber süper bir şehit oldu. Sayın Belediye Başkanıma, mahalle sakinlerimizin sizden özel bir isteği var. Bu Bucakok'ta 7 tane parkımız var. Fakat hiçbir tanesinin ismi Atatürk Parkı değil. Bu parkımızı Atatürk Parkı olarak Bucakok Atatürk Parkı olarak mahalle sakinlerinin adına istiyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, piliştirmeyle kalın. Aslında şu 100 metrekare yer bu ülkenin geleceği için ne anlam ifade ediyor? Bizim çocuklarımız ve siz hanımefendiler için ne ifade ediyor? Hep birlikte ortaya koyduk. Yol yapacağız, park yapacağız. İşte bugün 9-11 mahalle gezdik. Parke taşı yapılacak. Asfalt çalışmaları yapılıyor ama bizim en büyük yatırımımızın insan olması lazım. Dolayısıyla iki çok önemli insan grubu var. Canlının tabii canlı ayrılmaz. Şurada duran yeşil bir bitki, sokakta koşturan bir kedi, insanlar ama çocuklarımız ve kadınlarımız bizler için bu ülkenin geleceği çok önemli. O yüzden ne yapıyoruz bu pırlanta merkezlerinde? Yaklaşık bu ve önümüzdeki Yeşilbağlar mahallemizde hizmete girecek. Yaklaşık 10.000 tane çocuğumuza, bakın bu rakamın neden altını çiziyor ve ses tonunu yükseltiyorum. Çünkü bu çocuklar yarın değil, bugünün de paydaşları. Tabii ki yarınımız, geleceğimiz. Ve o 10.000'lerce çocuğun bu
Dolanta merkezlerinde almış olduğu eğitim geçirdiği zaman paylaşmayı öğreniyor, eğleniyor, el kabiliyeti kazanıyor. Öğretmenlerin nezaretinde hem onları hayata hazırlıyoruz. Bu yükü ebeveynin sırtlarımız ama esas çok da önemlisi on binlerce kadınımız, on binlerce annemiz çocuklarını buraya bıraktığında bu ülke yararına, bu kent yararına, bu mahalle yararına bir zaman ayırma fırsatı buluyor. Belki spor yapıyor, belki kendine zaman ayırıyor. Belki yaşadığı mahalleye, belki inandığı siyasi partiye, belki hiçbir şey yoksa spora, kültüre, sanata zaman ayıraraktan işte yarın bu mikrofonlara geçmenin aslında onlar adına altyapısıdır bu arkada gördüğünüz tesis. Pırlanta merkezleri arttıkça, çocuklar anneleri bize emanet ettikçe her ayırdığı zaman, her kazandığı dakika ülkenin aydınlık geleceğine yetiştirdiğimiz kadınlar olacaktır. Dolayısıyla bu gördüğünüz sadece bir kreş değil. İlk bakıldığında bir kreş açılıyor gibi algılanabilir ama 8.si olduğu için burada da Müjokop'un aydınlık insanları zaten önemini, anlamını, hayalini hep bunu istedik. Biz kadınlarımızı dört duvar arasında istemiyoruz. Kadın üretkendir, kadın çalışkandır, kadın zekidir, kadın daha tutumludur. Neyi onun eline verirseniz, daha doğrusu ona fırsat verirseniz yapamayacağı yoktur. O bir kadın her şeyden önce annedir. Dolayısıyla bu yükü alırsanız, bunu ücretsiz yaparsanız, onu dört duvar arasından çıkartıp da gir bu kenti, gir bu ülkeyi değiştir derseniz göreceksiniz. İnşallah 2019'da her yer İzmir gibi olacak. Benim ona şüphem yok. O aydınlıkta, o güzellikte, o çağdaşlıkta bir ülkeye doğru gideceğiz. İşte o yüzden bu yatırım çok önemlidir. Demin bir çağrı vardı. İlçe başkanımla, grup başkanımla göz göze geldik. Meclis üyeleri, arkadaşlarım zaten yanımdalar. Biliyorsunuz parklara, sokaklara, caddelere bizler yatırım kararını verip uyguluyoruz ama isim konusu meclisimizin takdirinde. Ama zaten muhtarım Müjokop halkının talebini söylediğinde ismi de Atatürk'ü slogan ettiğinde herhalde konu kapanmıştır diye düşünüyorum. Zaten tüm mesai arkadaşlarımla daha konuşmadan anlaştık bu konuda. Böylesi güzel bir parka, böylesi güzel bir isimle taşlandırmak da tarihinin mümkün olmayan bir duygu olacaktır. Ona huzurunuzda teşekkür ediyorum. Açılışı da kurdeleyi de ona getireceğim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Ufak bir, yani bu koca tesis yaptı, ufak bir hediyeyle ölümsüzleştiriyoruz. Şöyle mi? Boş mu? Yok. Bravo. Başkanım böyle bakar mı? Çok sakin. Çok önemli. Efendim buradayız. Evet. Başkanım buraya da hayırlı olsun.